Ben bir şey sormak istiyorum. Meyve gibi şeyleri yüzümüze maske yapmak caiz mi diye sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, genç nesil genç sorular soruyor. Güzel bir soruydu. Nimeti, yani bunu tabii ayağa düşürmemek lazım ama diyelim ki bir incir mesela veya bir armut bir parçası teninize sürdüğünüzde alerjiyi alıyorsa, teninizde kırışıklık var, bazı insanlarda kuru olabiliyor, hava etkiliyor olabilir. Bir Ankara'nın havası ile İstanbul havası, biri nemli, biri karasal vesaire farklı yani. Yani bazı İç Anadolu'da, Karadeniz'de tamamen farklı bünyeyi etki edebiliyor yani şeye. Vücuda etki edebiliyor, nemlendiriyor ve saçlarına etki ediyor, vücuduna etki ediyor. Orada ilaç kullanmak yerine ilaç, mesela iki tedavi var. Bir ilaç var, iki örnek verdim, armut diye başladım veya ayva dedim. Ayvadan tedavi var, ayvayı efendim iyice eziyor. Ondan sonra hamur gibi sürüyor yüzüne. İlaç kullanmaktan, kimyasal ilaçlar kullanmaktan çok daha iyi tabii ki. Eğer faydası varsa. Hocam cildimi düzeltmek niyetiyle sürüyorum. Yani orada önemli olan nimeti küçümsemek mi var? Yoksa nimetten istifade etmek mi var? Yani nimetten istifade ediyorsa, o bir maske olarak onu kullanıyorsa, işte kivi maskesi diyorlar, şu diyor, bu diyorlar. Faydası oluyorsa yani sağlığını etkilemek niyetiyle, sağlığa sağlıklı olmak için bunları kullanırsa bir problem yok. Ama diyelim ki orada biri var, o meyveye ihtiyacı var onun. O meyveyi ona mı vermek mi lazım? Örnek görüyorum sadece. Yoksa maske mi kullanmak lazım? Elbette ki önce ona vereceksin. Çünkü o nimet yemek için yaratılmış. Onun da başkasında orada gözü varsa alamıyorsa veya alamadı veya şu anda yok. Ya onu ona vermen çok daha hayırlı olur. Bir daha tekrar ediyorum. Nimeti kullanırken nimet nasıl kullandığımıza, nimeti küçümseyip küçümsemediğimize bakacağız, dikkat edeceğiz. Ona göre yiyebiliriz, bir problem kullanabiliriz, problem yok. Mesela ben biraz düşünürken anlam vermekte zorlanabiliyorum. Özellikle gıda sektöründe, yani lokantalarda bu olabiliyor. Bazen işte yemeği takdim ederken oradaki mehabete, oradaki ağırlığa, oradaki nimete uygun olmayacak tavırlar sergilenebiliyor. Yani mesela bir et kesiyorsun, tak vuruyor yere, kaldırıyor, indiriyor, kaldırıyor, indiriyor. Ya bu nimet netice itibariyle. Yani bu nimeti terbiye etmek, herkesin gözü önünde onunla oynamak gibi değildir. Çünkü netice itibariyle Allah onu nimet olarak verdi. Onu güzel kullanmak lazım. Yani orada problem şu. Şımarık bir düşünce, şımarık bir görüntü vermemek lazım. Allah bunlardan razı olmaz. Yani Allah salim bir kalp, temiz bir yürek ister. Temiz bir düşünce ister. Başkasını düşünmeyi ister. Yani azgınlığı veya yolu rahat geçebilmeyi, aşabilmeyi çok doğru görmez ve tefekkürle, tezekkürle, ihsanla, erdemle hareket etmeyi hoş görür. Bir hareket eğer çok böyle anormal görünüyorsa o hareketi yapmamak gerekir diye düşünüyorum. Ben özgürüm, istediğimi yaparım. Yapabiliyorsa yaparsınız tabii ki. O ayrı mesele. Ama biz düşünmek, duymak, bir tavsiyede almak isteyenler için söylüyoruz. Yoksa herkes kendi görüşünce, düşüncesinde yaptığı şeyde özgürdür. Din zaten Allah zorlamıyor. Allah diyor ki yol bu. Ve hedeynâhu necdeyn. İki de yol gösterdik. Kötü yol bu, siyah yol bu, beyaz yol bu. Ona göre hareket edin diyor.